Günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç ile birlikte karşınızdayız. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hikmet merhaba. İyi günler, merhaba, günaydın. Dün Bakanlar Kurulu vardı malum. Evet. Bu elektrik fiyatlarıyla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. Doğalgazla ilgili de benzer yine açıklamaları var. Birazdan ona döneceğim ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 11'e kadar ambargolu açıklamaları vardı dün arkadaşlar. Özellikle bu omikron virüsüyle ilgili, Covid ile ilgili gelişmeleri sordular. Yağmur Yıldız şu anda Ankara'da karşımda. Bize Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamaların detaylarını aktaracak. Ne mesajlar vardı? Almanya meselesini de hatırlatarak sormuş olayım. Mart ayı itibariyle bütün tedbirleri gevşetecekmiş Almanya. Bizde benzer durumlar var mı? Fahrettin Koca neler söyledi Yağmur? Seni dinleyelim. Murat Çiçek, aslına bakarsak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tüm merak edilen soruları yönelttik. Bakan Koca da kapsamlı bir şekilde sorularımıza yanıt verdi. Şöyle söyleyelim, önümüzdeki hafta salgınla mücadelede aslında yeni bir eşik aşılacak diyebiliriz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önümüzdeki hafta çarşamba veya perşembe günü kamuoyunu bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğini ve tüm basın kuruluşlarının davet edileceğini söyledi. Bu toplantıda neler paylaşılacak? Onu söyleyelim. Özellikle vatandaşlar artık uzunca bir süredir maskeyle mücadele verilen bu korona salgınında maskeden bunalmış durumdalar. Dolayısıyla maskelerin ne zaman kaldırılacağı en çok merak edilen konu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskeler konusunda önümüzdeki hafta önemli açıklamalarda bulunacağını söyledi. Yine bunun yanı sıra çok fazla sayıda test yaptırılıyor. Bunun elbette olumsuz sonuçları da var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herkesin test yaptırmasının önüne geçileceğini dile getirdi. Ve sadece semptomu olanlar test yaptıracak bundan sonraki süreçte ve maskesiyle birlikte izoleye devam edilecek semptomu olan ve testi pozitif çıkan hastalar için diye bir açıklamada daha bulundu. Bunun yanı sıra elbette tedbirler gevşeyecek mi sorusu yöneltildi. Bu konuda da önemli adımlar atılacağını dile getirdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ancak buradan ne anlıyoruz Yağmur? Yani önemli adımlar gerçekleşeceğini söyledi derken bu tedbirler diğer Avrupa'da olduğu gibi, çünkü artık yaz sezonu da başlıyor. Bu ara duyuralım, Turizm Bakanı bugün akşam saat 21'de 24 televizyonunda konuğum olacak. Onlara da tabii sezon geliyor soracağım. Çünkü en önemli meselelerden bir tanesi, ülkeler bu turizm gelirlerinden bütçelerinin büyük bir meblağını karşılıyor. Türkiye için de geçerli bu durum. Hafifletilecek sonucu mu aldınız? Yani önemli adımlar atılacaktan kasıt bu mu Sağlık Bakanı'nın? Evet, belki tüm tedbirler ortadan kaldırılmayacak, ancak maske konusunda sadece bundan sonra pozitif olanların maskeyi kullanmasına ve bazı belirli noktalarda, örneğin yine kapalı alanlarda maskenin kullanımına devam edileceğini çıkarıyoruz. Bunun yanı sıra şunu da hatırlatalım. Artık Türkiye kendi aşısı TÜRKOVAK'ı üretiyor ve şu ana kadar da 800 bin doz sevkiyat yapılması hedefleniyor ve aylık da 2-2,5 milyon üretim gerçekleştiriliyor TÜRKOVAK'ta. Hem TÜRKOVAK hem de Türkiye Molnupiravir ilacını da artık kullanmaya başladı. Hem ilacın hem aşının etkisiyle aslında diğer ülkelere de baktığımızda bir normalleşme sürecinin başlangıcı gibi görebiliriz önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan toplantıyı. Tabii bu toplantı önemli. Gözler aslında önümüzdeki haftaya çevrildi, ancak bugün de önemli. Bugün de bilim kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Malum tavsiye kararları bu toplantıda alınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık kurmaylarıyla aslında bugün önemli bir bilim kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Elbette bilim kurulu sonrasında bugün akşam saatlerinde yapılacak açıklama da önemli. Hem bugün hem de önümüzdeki hafta çarşamba veya perşembe günü salgınla mücadelede yeni bir yol haritası ortaya konulacak diyebiliriz aslında. Bunun yanı sıra yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilaç ve aşıya dair paylaşımları da oldu. Dediğimiz gibi Molnupiravir ilacının kullanımı başladı. 65 yaş üstü semptomu olan kişiler ve risk altında bulunan kişilere bu ilaç kullanılmaya başladı. Ve şunu da söyleyelim, 700 küsür dolar olan ilacı 70'te bir maliyete indirerek piyasaya sürdük dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu da önemli bir ayrıntıydı. Bunun yanı sıra şimdi TÜRKOVAK kullanılmaya başlandı. Evet, ancak şunu söyleyelim, yeni bir varyant var. Omikron varyantı ve bu
bu varyant çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Özellikle bazı kişiler semptomsuz geçirdiği için toplumda kimin aslında COVID olduğu olmadığı test yapılmadan ne yazık ki bilinemiyor. Dolayısıyla TÜRKOVAK'ta da omikron varyantına yönelik yeni bir çalışma başlatılmıştı. Hayvan çalışmaların bitmek üzere dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Mart ayında omikron varyantına yönelik TÜRKOVAK aşının da çıkarılması, piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Aslında yeni varyantta da etkili olacak TÜRKOVAK, bunu da anlamak mümkün. Ve şunu da hatırlatalım. Vaka sayıları pik yaptı Şubat ayında. Sağlık evet. Bakanı Fahrettin Koca pik yaptığını söyledi. Özellikle geçtiğimiz hafta 100.000'leri geçmişti. Ancak şunu hatırlatalım, şunu söyleyelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önümüzdeki haftalarda artık bu vaka sayılarının düşeceğini dile getirdi. Bir diğer parantezle son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na açalım. Malum Çavuşoğlu dün COVID testinin pozitif olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı'na durumunu sorduk. İyi geçirdiğini, hafif belirtiler olduğunu, öksürüğün çok fazla olmadığını, hafif ses kısıklığı olduğunu söyledi. İlaçlarını aldığını ve tedavisine evde devam ettiğini dile getirdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yağmur, teşekkür ediyoruz. Detayları aktardığın için Ankara'dan Yağmur Yıldız Fahrettin Koca ile yaptığı basın toplantısının röportajının ardından detaylarını aktardı. Son bilgi Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgiliydi. Ben de yayına girmeden hemen önce Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradım. 3-5 dakika önce sesi gayet iyiydi. Buradan da kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hani hasta olduk bir hafta yatıyor modunda değil, telefonları susmuyor. Hani zor araya girdik, Hikmet de yanımdaydı konuşurken. Evet. Zor araya girdik, çok görüşebildik. Bu vesileyle Dışişleri Bakanımıza da geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletelim. Maske kalkıyor, özetini söylerim Hikmet. Ya çok net. Bilmiyorum yani, tabii öyle bir haber sadece aldık ama sadece şeyler pozitif evet. olanlar maske takacak, bir süre sonra açıklanacak bunlar. Belki sokakta, yani dışarıda açık havada normal gündelik hayatımızda, çünkü normalde biliyorsunuz sokakta da her tarafta evden dışarı çıkar çıkmaz maske takmak zorunlu var. Belki bu kalkacak diye düşünüyorum. Ama onun yani, ötesinde sadece belirli noktalar belki haricinde yani maske kalkıyor hayattan. Almanya çünkü o kararı aldı zaten, Avrupa falan yani şeyi yapıyor. Türkiye'de de biz de kaldırıyoruz. İnşallah. Sadece pozitif olanlar maske takacak. Bir de belli başlı yerlerde onlar açıklayacaklar herhalde. Kalabalık mekanlar. O mikron mu olacağız? Bu mikron mu olacağız? 84 olup bizim. Vallahi yani diyorum ona şimdi yani şey olması çok iyi ama söyleyeyim. Yani TÜRKOVAK meselesi gayet iyi oldu. Şu anda 800 küsür bin civarında, 1 milyona yakın evet. dağıtım olmuş. Bütün hastanelere, en ucu köşelere kadar TÜRKOVAK gönderilmiş olacak. Artık kendi aşımızı kullanıyor olacağız. Hatta şeyi söyleniyor. Yani bilgi olarak aktarmış olayım. Tüm devlet hastanelerinde uygulanacak. Sevkiyat başlıyor. İlçelere de gelecek hafta içerisinde güzel, başlanacak. Güzel. İyi bir şey bu. 2 BioNTech üzerine bir doz TÜRKOVAK aşısı çalışması da devam ediyor diye açıklamaları var. Tekraren söylüyorum Yağmur Yıldız'ın açıklamalarına, röportajın detaylarına tekrar etmek bakımından söylüyorum. Yani İyi olacak şey, inşallah. Evet, 700 inşallah. Dolar civarında bize mal olan ilaçla ilgili olarak da ürettik. 70'te bir fiyatı dedi. 10 dolara, 700 dolara mal olan ilacı artık 10 dolara kendimiz üreterek çok kullanıyoruz. Güzel. Bu da en azından ithalat anlamında bir avantaj sağlayabilecek bir durum. Orada da zaten herkese verilmiyordu o ilaçlar. Biliyorsun ilk dönem yakalananlara işte 16 tablet bir şeyler falan veriliyordu. Uzunca bir süredir bu da yok zaten. Onlar, ağır geçirenlere sadece hasta ilaç veriliyordu. Şimdi o da ilaçlar, yok. Kendimizi üretiyoruz zaten. İlaç olarak değişti biliyorsun, farklılaştı. Hem terkibi değişti falan. Evet. Bu da bize bir ders oldu. Yani şöyle ders oldu derken kastettiğim o. Biraz önce kullandığım ifadeden dolayı sıkıntı yaşamayalım diye tekrar bir açayım orayı. Yani ne olursa olsun falan derken insanlara şunu demiyorum yani. Nasıl bir şekilde hani bize bulaşacak, bizim üzerimizden bir defa geçecek, bırakalım falan demiyorum ama şunu da söylemek durumundayım. Bilmiyorum, Türkiye'de tabii öncelikle devletimize güvenen, Sağlık Bakanımıza güvenen bir vatandaş olarak. Çünkü öncelikle ben benim en çok sağlığımı benim ülkem düşünür, benim devletim düşünür diye düşünenlerdenim. Doğru. Mehmet Şahin gibi konuşma da öyle söylüyor ya. Düşünenlerdenim. Profesör hocam selam olsun. Ama şöyle bir gerçek var. Bütün dünyada bir şey gördü Murat. Yani bunu ilk başta 2 sene önce konuştum. Aynı yerde döndük, bir tur attık. Yine aynı yerdeyim. Bir şey tecrübe ettik. Öyle dünyada bir şey, hani demokrasi diyoruz ama ne kadar dünyada demokrasi var?
tartışılır hale gelmiş durumda. Şunu diyorum, bir tanesi çıkıyor fareden geçti, yok yarasadan, çorbadan geçti diye başlıyor. Sıtma ilacı olmadı, o olmadı, olmadı. Efendim yok şu ilaç, bu ilaç, bu aşı. Bu da bir tecrübe. Yani geldiğimiz noktaya bakıyorum da bu da bir vaka. Sen bilmiyorum ne kadar yapabiliyorsun, yoğunsun çünkü. Ama Batı basınında raporları okudum dün tekrar. Almanya, İskoçya'yı bilmiyorum baktın mı? Aşı oranları ve ölüm oranları diye. Yani aslında dünyada anlatılan da, pandemi denen şey anlatılan da hiç anlatıldığı gibi olmadığını. Kandırırlar mı diyorsun Hikmet? Hayır ama hakikaten değil. Rakamlar da öyle söylüyor. Bilim bilim diyorsan. Bilim bilim bilmektir. Bilim kendim. Pandemini kendin bilmektir. Sen pandemiyi bilmezsen yarıca okumaktır. Bilimdir. Okumaktır. Tabiatından. Tamam. Mütevellit. Şimdi böyle bir şey anlayayım. Ben de anlamadım ama. Şimdi bakanlar iyi bir şey söylersin sen zaten. İnşallah. Bakanlar Kurulu'ndan sonra Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Şu anda hepimizin gündeminde malumunuz ödediğimiz faturalar. Bu faturalarla ilgili olarak en can yakıcı olanının elektrik faturası olduğunu zaten programda, bu televizyon kanalında izliyorsunuz. Yani bununla ilgili olarak muhalefetin adları olduğu için muhalefet diyoruz biz de, söylediği gibi... Elbette. Yani hani bu üstü örtülecek ya da ah ne kadar güzel oldu falan denilecek bir durum değil. Bunu söyleyen kim olursa olsun, hani akıldan yoksun tiplere de çok kanmamak lazım. Yani onu niye yapıyorlar, neden söylüyorlar çok bilmiyorum ama evet, faturalar can yakacak noktaya geldi. Hükümet de bunun farkında. Bununla ilgili olarak da tedbirleri neyse ilk günden beri hem görüşüyorlar, hem konuyla ilgili çalışıyorlar, hem bununla ilgili atılması gereken adımları atmak üzere planlama yapıyorlar. Planlamadan sonra adımları da atıyorlar. Şimdi elektrik faturasıyla ilgili dün Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Birazdan detaylarını vereceğim. Ama aşağı yukarı 10 gün önce buradan, bu masada bu konuyla ilgili çalışmaların yapıldığını ve açıklama olacağını, bir düzenleme, yeniden bir şeyler yapılacağını ilk duyuran benim burada. Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Biz bildik yani. Yani doğrusunu söylüyoruz. Derdimiz, davamız o. Abi bir şey söylüyorsa biliyoruz da söylüyoruz. Biliyoruz da konuşuyoruz. yani program yapıyoruz ama hani bir kısmına siyasi gözle bakıyorsunuz falan filan da biliyoruz da söylüyoruz. Buyurun. Yani Can Ataktaş, Şener Aslan gibi sallamıyoruz yani. Tabii onlar. Biliyoruz, görüşürüz, onlar, konuşuyoruz. Gazetecilik çünkü... yaparak. Ya da İsmail Saymaz gibi hani elektrik faturasını da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bağlayacak derecede akıldan, izandan yoksun vaziyette de bunu yaptılar yani. Bir, yaptı, yaptı tabii. Geçen gün. Sistemle ilgili bir şey. Tabii. Cumhuriyet ne diyor? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyor, gazetecileri içeri atan bir sistemdir falan diyor. Oysa o şeyden bahsediyorum, Barış Pehlivan'la Murat Arar meselesinden bahsediyorum. En nihayetinde bunlarla ilgili bir karar çıkmıştı MİT mensuplarının deşifre ettikleri için. Bununla ilgili olarak da kanun var, kitapta yazıyor. Kanun, kanunu da mı çalıştırmaya? Deniz Zeyrek, bak Deniz Zeyrek öyle diyor. Bakış açısı olarak yakındır o tarafa yani. Zıtız Deniz Zeyrek'te. Hatırlatacağın şeyi anladım şimdi. Anladın değil mi? Bana yani geldi köşe ama... yazısında, köşe yazısında Deniz Zeyrek dedi. Yani bunun suç olduğunu, kanunen suç olduğunu bu mesleği yapan herkes bilir, bilmesi gerekir. Bilmiyorsan ve bunu yapıyorsan kanunlar açık. Bununla ilgili ceza yazarsın. Ben de aynı yazıyı yazdım dedi. Ama dedi isim vermedim, fotoğraf vermedim, bilgi vermedim. Dava açılmadı. Örneği de oradan veriyorum. Hani ben verdiğim zaman ben yandaş oluyorum da. İsmail Saymaz, sana niye dava açılmadı mesela? Niye? Çünkü sen de yazmadın bununla ilgili, bilgi vermedin, kanuna karşı suç işlemedin. Sen yazdın, işlemedin. Milleti at ateşin içine, ayrı bir dava. Oluyor diye sonra sen sıyrıl, dava neticesinde ceza aldınız, içeri girdiler. Ondan sonra itiraz neticesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Üst mahkeme onayladıktan sonra tekrar içeriye girdiler ama bu tekrar içeriye girmenin usulen bir içeriye girme olduğunu onlar da biliyordu ama söylemiyorlar bunu. Tabii. Çünkü gittiler, iki saat kaldılar, işlemleri yapıldı, ondan sonra denetimli serbestlikle dışarı çıktılar tekrar. Evet. Ama neymiş efendim? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi böyle bir şeymiş. Gazetecileri içeri atarmış en ufak bir söz söylediğinde falan diye de kendi kitlesini, evet, affedersiniz, çok affedersiniz, cahil gerizekalı yerine koyup yazılar yazıyorlar. Sözcü'de, şurada, burada ya da Halk TV'de program yapıyorlar. Ayıptır. Kitlenize ayıptır. Hani bana ayıp etmiyorsunuz çünkü ben zaten sizin ne olduğunuzu biliyorum. Yani bir şey şunu da bitireyim. Evet. Bütün bunları alt alta üst üste koyduğunuzda, ondan sonra dediğim gibi açıkladık, verdik. Sayın Cumhurbaşkanı da dün Bakanlar Kurulu'nun ardından şu açıklamayı yaptı. Elektrik faturalarında birinci kademe ve ikinci kademe
birim fiyatlarına yönelik vatandaş lehine yeniden düzenleme yapılacağını evet, ifade etti. Yani bu ne olacak? 1.37 idi zannedersen birinci kademenin birim fiyatı. 2.06 idi ikinci kademenin birim fiyatı. Değişecek. Bunlar değişecek rakamlar. Değişecek. Limitlerden ziyade bildiğim kadarıyla birim fiyatları değişecek Hikmet. Yani çünkü o... Yani aynı şey evet oradan. Aşağı yukarı aynı şeye giriyor ama etkisi şöyle. Şunu açıklayarak sözüne bırakayım. 2 milyon civarında bir haneyi ilgilendiren bu düzenleme ilk etapta... yani 210'dan 240'a çıkmıştı ya. Pardon. 150'den 210'a çıkmıştı. Bu yeni düzenlemeyle beraber 2 milyon haneyi ilgilendiren, olumlu yönde etkileyen mesele 4 milyon haneyi daha geniş kitleler ulaşacak. Evet, iki katına falan çıkacak. Daha geniş kitle ulaşacak. Doğalgazda da benzer bir durum söz konusu. Artı elektrik meselesinde esnaf, küçük esnaf haklı olarak çok feveran ediyordu, veryansın ediyordu. Küçük esnafa yönelik de ara bir fatura gibi, yani kademelendirme gibi yine 10 gün önce ifade ettiğimiz evet. meselenin gerçekleşeceğini söyledi. STK'lar bizi ticarethane statüsüne sokmayın demişlerdi. Dernekler. Dernekçi STK'lardan kastım o. Onlara da ticarethane statüsünden çıkartılıp mesken statüsüne dönme. Yani 2.06 birim fiyattan değil ya da daha da fazla ticarethaneler. 1.37 gibi kademelendirme, mesken kademelendirmesi gibi o kademelendirmeye girecek STK'lar, derneklerde. Bunu da açıklayayım. Yani, sözü sana bırakıp detaylarını aktaracağım yine. Evet, neticede şu var. Yani vatandaşın biraz daha nefes almasını sağlamak amacıyla bu tür hamleler yapılıyor. Yani ya 15 milyarlık bütçe ayırdılar. Tabii mesela normalde bir ekonomide aslında bizim çok ciddi manada bunlara boğulup gidiyor tabii bu işler ama yeni bir ekonomik modelle gidiyoruz. Ben sonuna kadar destekliyorum. Neden destekliyorum? Dünyanın en iyi ekonomisti olup da değerlendirip bunun doğru olduğuna karar veren bir insan olduğu için değil. İkinci sebep bir de şunun için de değil. Ya bunu iktidar yapıyor ben bunu destekleyeyim de değil. Ben daha önce yapılmışları gördüğüm için eğer bu konudan çok fazla anlamıyorsam yapılmışlar ve onun üzerinden giderek bir tahlil ortaya koyuyorum. Aslında insan hayatında birçok şeyi bu şekilde yapar. Evinin penceresini değiştirirken bile dersin daha önce yapılmış olanlar vardır. O şirketin referansları vardır. Onun gibi düşün. Bunun çok net. Ama ben şunu anlamıyorum. Yani yapısal bir değişiklik var temelde. Bu tabii çok kısa vadede olacak bir şey değil. En erkeni orta vadede olan neticesi olur. Bir yıl, iki yıl sürer. Normal şartlarda da şunu düşünmeleri lazım abi. Yani bir hükümet kesenin ağzını açar, bütçede de açık verir, seçime tam çeyrek kala orta saçar durur, faizleri de indireceğim diye şeye de dokunmaz, faizleri de yukarıda tutar en azından, indirmemeye çalışır. Durumu idare eder, maslahat. Bunu anlamakta zorluk çekiyor bu insanlar. Ben muhalif olan kesime şeyleri anlatmıyorum. Ayşenur abla anlamaz. Muhalif kesime anlatmaya çalıştığım şey de o. Yani bunu Recep Tayyip Erdoğan daha önce çok yaptı. Kentsel dönüşümde yaptı, orada yaptı, burada yaptı. Ve bunu bir defa daha yapmaya kafaya koymuş durumda. En başta siz burada 6 tanesi gelmiş de tarihi fotoğraf vermiş de parlamenter sisteme geçilecekmiş. Öyle bir vaat ki bu. Hakikaten akıllara seza. Ama şunu yaptı. Ya hiç bu kadar güzel konforum var. Rahat rahat gidiyorsun seçimlere. Giriyorsun çıkıyorsun birinci parti. Yenmiş de yenmiş. Hiç sen böyle bir durumda. Hakikaten sadece iktidar hırsın varsa. Yapabileceği şey en güzel maslahat. Güzel gibi düşün. Siyasi olarak geleceğini düşüneceğin. Yapacağı şey sistemi olduğu gibi muhafaza etmek. Erdoğan gitti. Sistemi değiştirdi. 50+1. 50+1. Türkiye'deki AK Parti gibi olan bir parti için en zararlı, en tehlikeli ve en kötü karardır 50+1. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Niye? Daha zorlar kendini. Durup dururken çıtayı yükseltti. O 6 tane masa duruyorsa, 6 kişi oturabiliyorsa, sağdan soldan önden arkadan gizli HDP PKK. Bunun sebebi onları bir araya getiren. Bütün renkleri. Tamam ne güzel konuşuyorsun. Muhalefet çok güzel bir şey. Tamam çok güzel konuşuyorsun. Sizi bu hale getiren de Erdoğan. Yani aslında muhalefeti dizayn eden de Erdoğan'dır. O da nasıl dizayn etti? Şu anda böbürleniyor ya. Nasıl bir araya geldik demokrasi platformu size o getirdi. Daha önce birbirinizin başın etini yiyordunuz. Birbirinize küfür ediyordunuz. İyi midir kötü müdür o da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi oradan şimdi dünkü şeyin dediği gibi Kılıçdaroğlu dediği gibi muhalefet çok güzel bir şey. Dünya hayatta fıkta olabilir ama muhalefet olmaz. Bak bu ülkede var. Demokrasi dedin. Yok diyordun var. Şimdi neyse ama şu cümleyle bitireceğim. O da şu. Hani şu anda domates pahalıysa sistemden değil mi?
başkanlık sisteminde. Bu bunu bak şimdi. Cumhurbaşkanlığı yani bu, hükümet sistemi cezaevi demektir. Sorgusuz sualsiz bir sabah terörist diye suçlanmak demektir. Tabii. Kendinizi partizan bir tabii hakimin karşısında buluvermek demektir diyor İsmail Hocam Sarmaz. Şu mu demek şu mu? İsmail Sarmaz ya o da düşünüyor müşünüyor falan bayağı şey muamelesi yapıyorduk. Yani bu Baylok İsmail'in buraya geleceğini ben tahmin etmedim. Bu da şu. Arkadaş yani şimdi başkanlık sistemi olmasaydı biz eskisi gibi parlamenter sistemle 2011-12-13 gibi gitseydik domates 5 lira mı olacaktı? Yani sistem öyle değişti. Öyle öyle. Buraya geliyor çünkü. Oraya geliyor. İki, eğer parlamenter sistem olsaydı. Çünkü dünyayı kurtaracak olan bir şey Türkiye'yi parlamenter sistem. Dünyadaki en saçma, en ahmakça şey için söylemiyorum siyaset için. Şudur. Bu ülkeyi demokrasi iyi ama demokrasinin şu olanı kurtarır demek. Ama niçin en ahmakça biliyor musun? Başka bir ülke için geçerli olabilir. Mesela Afrika'daki herhangi bir ülke için, Batı için geçerli olabilir. Çünkü geçmişi vardır. Adam parlamenter sistemlidir. Ülke mükemmel yönetiliyordur. Sistem değiştirmiştir ve batmıştır. Şimdi diyor ki parlamenter sistem geçersek ülke kurtaracağız. Ya ben yarım asırı değinmiş bir insan olarak, belki de çocukluğa itibaren siyasetle ilgilenen birisi olarak parlamenter sistemde hatırladığım 50 kuruşa galoş. Yani hatırladığım bu. Hayatı bana kalan bu. Örneklemeyi bu zaviyeden yani yaparsan bana, karşı örnek olarak da bu bir olur. De, bir de bir tanesi koymuş 1989'dan başlamış rahmetli Özal'dan itibaren. Koymuş hükümetler koymuş. Yazıyor abi vallahi yazıyor. 13 ay, 14 ay, 9 ay, 22 ay. Oo çok yüksek. Hükümetler gelmiş kriz anayasa bilmem ne. Yok kasa fırlatma 1 milyon falan filan. Borç para Allah muhafaza deprem. Depremden gelen para 1,5 milyar dolar 600 bin memur maaşı. Adam bana diyor ki parlamenter sisteme dönersek Türkiye kurtulur. Ulan bu ülke bu sistemi denemiş. Doğru. Hem de 80 sene denemiş. Olmamış. Şimdi ama güçlendirince daha iyi olacakmış. Kolonlarını güçlendirince oluyor. Ya yani işte böyle. Ya dua etsin. Bir de şu var MİT mensuplarının bu ihanettir. Parlamenter sistemde de ihanettir. Onu söyleyelim. Saçma salak cümleyi kurmasın bir daha. Başkanlıkta da ihanettir. Bak Amerika'da direkt temizlerler. Net söylüyorum. Amerika'da giderler böyle adamları. Devlet. Yani en ağır hapis cezasına çarptırıyorlar. Ya yap, mesela Ruslar öyle. Ruslar der ki bu işte National Security falan filan der. Bir şekilde zehirler. Çünkü devletin ihanete bu noktada ihanet tahammülü yoktur. Ben şey demiyorum. Bunu doğru yaparlar. Böyle olması gerekir demiyorum. Ama dünyanın en demokratik onların çapında ki ben saymıyorum. Yok öyle dünyanın en demokratik ülkesi diye bir ülke yok abi. Demokrasi coğrafyadan coğrafyaya değişen çok göreceli bir kavramdır. Doğru. İşine gelince olur bazen. Ama hiçbir yerde ulusal güvenlik çalışanlarının veyahut da istihbarat teşkilatlarınınla ilgili bilgi sızdırıldığında Zimbabwe'den, Mokoko'dan tut Sibirya'ya kadar, Japonya'dan gereğini yaparlar. Anka bilmem ne dağlarına kadar, Ant dağlarına kadar gereğini yaparlar. Aynen öyle. Şimdi bu RAF meselesi de tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. KDV indiriminden sonra marketlerdeki fiyatların bir miktar aşağı indiğini ama sıkı teftişe devam edeceklerini ifade etti. Öyle veya böyle inecek dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Tüm temel gıda ürünlerinde gerekli olanı yapacağız. Şurada bir iki ay içerisinde bu rafların nasıl düzeldiğini hep beraber göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın cümlesini de kullandı. Dün özellikle bu KDV indiriminin yapıldığı günden itibaren sosyal medyada bir takım faturalar dönüyor biliyorsun. Evet. Bunlardan bir tanesi en meşhur olanı öyle söyleyeyim. Şok marketlerin vermiş olduğu, Şok marketler zincirinden alınan bir faturaydı. Yani KDV'nin %8 olduğunda da 18.50 olan fiyat KDV %1'e indiğinde de 18.50 cümlesini daha doğrusu ibaresi yer alan iki tane faturayı yan yana koyup sosyal medyada paylaşmışlardı. Başka marketlerde falan da var. Şok Market açıklama yaptı. Yani hani bu sehven yapılan bir şey tüm ürünler için geçerli değil. Onda zaten yani binlerce on binlerce ürünümüz var. Bunu da düzeltiyoruz. Orada bir yanlışlık olmuş diye açıklama yaptı. Boş yani bak şeyi de veriyorum. Marketleri dövmek dövmemek ya da onları günah keçisi yapmak babından bunları da açıklıyorum. Hani o tarafında bu tarafında gösterelim ama bu zincir marketlerin hükümetin bu operasyonuna karşı yani fahiş fiyatı indirme operasyonuna karşı bir direnç gösterdiği de aşikar. Doğru. Yani bunu da hiç yatsıyamayız, bir kenara bırakamayız. Hakikaten direnç gösteriyorlar ve bu anlamda zincir marketler hükümetle kavga ediyorlar. Yani 32 liraya bir domatesi satan marketle 13.90'a satan market arasında
bu kadar uçurum. Sarı normal domatesi şartlar bayağı takmışsın. Çok ya. Taktım ha, böyle bir şey olmaz. Yani yarı yarıya olsun diyorsun. Mesele şu değil. Bunu her zaman bütün vatandaşlar da aynı şeyi düşünüyordur. Milyoner olabilirsin. Trilyoner olabilirsin. Bununla ilgili sorun yok. Ama muhatabını affedersin aptal yerine koyup 1 liralık malı 5 liraya, bak milyoner adama 1 liralık malı 5 liraya sattığı zaman muhatabını aptal yerine koyma. Bu hissi verdiğin zaman evet. Buna herkes karşı çıkar. Böyle şey olmaz. Keriz yerine koymak. Yani işte yani. Öyle söyleyeyim. Keriz yerine koyamazsınız evet. insanları. Ve şu anda bu zincir marketler hakikaten vatandaşları bu anlamda keriz yerine koyuyor. Vatandaş çok isyanda, bunları söylüyorlar zaten. Bak kaybederler, bak söyleyeyim. Bak Mustafa Kartoğlu, sevgili Mustafa dün konuştuğumuzda söyledi, hatırlattı, hakikaten öyleydi. Eskiden bir uygulama vardı bu marketlerde, hatırlar mısın? Aynı ürünü başka markette daha ucuzda bulursanız gelin aradaki farkı vereceğim. Ya da işte bizden bedava vereceğim gibi. Bu anlamda fiyat rekabetini aşağı yönlü indiren hamleleri, uygulamaları vardı. Şu anda vatandaş bu zincir marketlerde ya da bu işi yapanların kimler varsa bilinen bilinmeyen marketlerde, büyüğü de küçüğü de söz birliği etmişçesine çok affedersiniz milleti kazıklamak için bir şey yapıyor. Bunu da niye söylüyorum? Bunun da belgeleri çıktığı için söylüyorum. 2,5 milyar lira ceza yediler. 5 tane. Tam tersi zincir oluyor. Market. Senin lafı yatır attın ya. Ben bak ben şu an bunu 8'e satıyorum. Daha düşüğünü bul diye iddiada bulunan, yani çok iyi fiyat verdiğini iddia eden, müşteri maslahatını, müşterinin iyiliğine, onların cebine çalışan, müşteri sever profilden nereye geldi? Tam tersi, tam tersi. Kaç, 8 mi? Ben de 10 lira. O 8'e mi satıyor? Ben daha pahalısını satıyorum. Aynen. Gel bak, benimki daha bilmem ne diyecek ha. Çünkü şey yok, fütursuzlar artık yani. Ben şeye de kızıyorum, biz çok hani konuşuyoruz ediyoruz bu konuları de, konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Ama şöyle bir şey de var. Ya ben şu market sahiplerini, bak samimiyetle söylüyorum, bir tanesini tanımam. İsim olarak ancak duymuşuzdur gazetecilikten, orada okumuşuzdur. Hiçbir market, zincir, mincir, bir tek mahalle bakkalını tanıyorum. Tanımam, etmem, hiçbir alışverişim, hiçbir ortaya bir yere gelmişim yoktur ama ya hepsine sesleniyorum, tamamına, alayına, bahçedine gibi. 2019'dan 2021'e kadar dünyada her sektörde sallantı oldu mu? Oldu. En ufağından en büyüğüne kadar. Enerjisinden tut, en küçük üreticisine kadar. Ya, tsunami dalgaları geliyor şimdi oldu işte kıyılara oldu. Yani dediğin tarihleri söyleyerek evet, söylüyorum. 2019'da yani her sektör, herkes, her vatandaş oldu. Bir arada bir kazanan, arada bir de kazananlar oldu. Bunlar çok büyük kesim değil. Ama öyle bir kazanan oldu ki bak, hiçbir isim vermeden, hiçbir dijital platform ismi vermeden ya da kurum söylüyorum. Öyle kazandılar ki, çünkü onun gereğiydi bu, pandeminin gereğiydi. Oturduğu yerden gelirini %1500-2500 kazan artıran insanlar oldu. Hatta yurt dışına açıldılar bunlar. Ve takdir ettim ben. Yani ulan dedim, bu adam Türkiye'yi, yani şu o kadar hızlı büyüdü ki adam. Ve akıllı adam bunlar. Daha da büyüsünler istiyorum. Doğru. Ama şunu söylemem unutma. Abi marketler var ya, gıda. Kendimden biliyorum. Kilomdan biliyorum. Senin kilondan biliyorum. Evde gidip de 2 sene boyunca bu yaştan sonra git bilmem Fransız pataşı öğrenmek ne manası vardı? Raflarda maya bulunmadı. Neden? İnsanlar evde oturdu, yiyip içti. Yiyip içti. Market fiyatları bakıyorum. Hayatımda ilk defa, hiç yapmayan ben, marketlerden cep telefonu alışveriş yapar hale geldik. Sonra bir dönüp faturalara bakıyorum. Paramızı marketlere gömmüşüz ya. Doğru. Evden çıkamayan adamın çayı olacak. Eğer espressosu varsa latte için sütü olacak. Sütü varsa onun ya çok yağlı süt olacak ya da işte hafifletilmiş skim milk olacak. Şu olacak, bu olacak. Baba böyle ki yaşadık. Doğru, ve doğru. İnsafsızlar tüm marketler. Bugün de sizin sıranız ya. Ben varsam sen varsın. Hepinize söylüyorum. Bu önemli. Az para kazanın. Bu önemli. Bak bu önemli. Bu günlerde fazla para kar gütmeden ama çok güçlü bir şekilde iş. Ama vicdanınıza sesleniyorum. Abi yani öyle bir şeyin olmadığını gördük. Bunu yapacağımız ama vicdan mesela, abi vicdan. Hükümet olarak o 22,5 milyar liralık cezaları 25 milyara çıkartılacak ve canları yanacak. Başka hocam şey bunu yok. Devlet tedbir yapar. Ben vicdanı yarak sesleniyorum. Halkın vicdanı. Geçenlerde şey örneğini vermişler. Kazandı. Amerika'da zannedersem et fiyatlarına böyle bir yani zam geldiğinde millet et almadı. Almayacağız abi. Yani. Ama bizde de kabahat var tabii diyorsun. Ya şunu söylemeyeyim, kabahat demeyeyim ama. Protesto diyoruz, pat en sükreti oradasın, aman kimse görmesin. Aynen yani biraz da şey yapmayacağız abi. Yani bunlarla ilgili olarak vatandaş olarak biz de bir şekilde aynen. Organize olup tepkiyi koymak gerekiyor. Evet. Yumurta fiyatlarını uçurdular mı abi? Yemeği yani. Tabii ki ihtiyaç meselelerini kenara bırakarak söylüyorum.
alınmayacak abi. Hatta kampanya başlatalım bu anlamda. Tamam. Olur. Bu akşam önemli. Protein alacağını havuç kızart. İki tabii. İki şu. Şimdi devlet tarafına baktığımızda şimdi vatandaş ister istemez şunu söylüyor. Hani ben almıyorum ama o alıyor. O almıyor ama o alıyor. O anlamda bir organize işte, olmak çok söz konusu olamayabiliyor. O sıkıntısı var işte. Olamayabiliyor. O zaman ne yapacak abi? 2,5 milyar bak. Yazışmalar hep böyle unutturuluyor bunlar. Zincir marketlerin kendi aralarında yazışmaları ortaya çıktı. Ben şu tarihte şu fiyattan giriyorum sakın sen aşağıdan girme diye mailleşmeleri dava dosyasına konuldu. 2,5 milyar ceza aldılar. Ben de ne vicdansız. Bak, hatırlatıyorum. Söylüyorum bir kere daha. Sanki öylesine böyle bir kamuoyunda böyle bir PR çalışmalarıyla falan mevzuyu durdurmaya çalışıyorlar. Ya da duyurmamaya, olabildiğince örtbas etmeye çalışıyorlar. Kendi aralarında yazışmalar. Şu fiyattan aşağı sakın inme ha. Ya abi o inmiş falan ondan sonra ben ona da şimdi müdahale ediyorum. Bunu yaptılar. Bu pandemi döneminde. Bundan dolayı ceza yediler. Ve şu anda dediğim gibi dövmek gayesiyle söylemiyorum bunları ama şu anda zincir marketler hükümete meydan okuyorlar. Tamam, devlete meydan okuyorlar. Okunmaz devlet. Bu hususta ya vatandaşa meydan okuyorlar. Kaybedersiniz. Bunu söyleyelim. Şimdi ekonomiden başladık, İnşallah oradan devam edelim. Sizimiz. Tedbirler, atılan adımlar dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'ndan sonra 15 milyar liralık o yardım paketini de açıkladı, devreye soktu. Az önce Fatih Dönmez Enerji Bakanı'nın bir açıklaması var esnafla ilgili olarak. 1 Mart'a yetiştirilmek çok üzere. Önemli. 1 Mart çok esnafın önemli. Elektrik faturalarıyla ilgili %25'e varan bir indirim söz konusu çok olacakmış. Iyi, inşallah. Bayağı o çok ciddi rahatlatır çünkü aynen. Ben tabii ki vatandaş, öncelikle tabii vatandaş yani sade vatandaştan bahsediyorum. İşte emeklisi var bunun, asgari ücretle çalışanı var. Öncelikle o insanların hayatlarının biraz daha ferahlaması, rahatlaması. Çünkü biraz önce söyledik, onu da parantez içerisinde tekrar belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat kendi ifadesi olarak söylüyorum. Canımız yanma, can yanmada, yanmasından bahsetti. Canımız yanıyor dedi bu şekilde. O yüzden bunu herkes biliyor. O önceliğimiz. Ama şu da var ki senin o daha rahat, o hayat pahalılığını daha az hissedebilmen için esnafın da ve işletmecilerin de ve hatta üreticilerin de, üretici yüksekti, maliyetler yüksek biliyorsun. Onların da rahatlaması lazım. Çünkü bir şekilde yansıyor. Karşı olduğumuz şey ne? Bir, o marketler ve dev gıda tedarikçilerinin yani tekrar tekrar söylüyorum, kazanmayın demiyor. Benim haddime değil zaten. Ben burada kazan demişim, kazanma demişim. Değil. Hani böyle bir yere gelin ki ve asla küçülmeyin, devamlı büyüyün, güçlenmenizi destekliyoruz. Şunu yapın. Hani çok daha fazla kar amacı gütmeden yardımcı olmak amacıyla herkes taşı altlarını soksun ifadesi budur. Şimdi bunu yapın. Ekonomiyle ilgili bir mesele daha var. Devlet çünkü yapıyor abi. Devlet her tarafa bak. Onu bir de oraya uzanmaya çalışıyor. Aynen öyle. Siz de yapın. Abdülkadir Selvi'nin anketi var. Birazdan ona döneceğim. Çünkü bu muhalefet hakikaten hayal aleminde yaşıyor. Öyle gözüküyor. Onun detaylarını evet. Vereceğim ama öncelikli olarak şu ekonomiyi şunun da bitirelim. Biliyorsun bu yastık altı, altın meselesi. Hep konuşulur, görüşülür. Ya onun hakikaten olarak çok şey kıymetli bir şey ya. Önemli bir adım daha atıldı. Bu adımla birlikte en az altın en az %3, yani kendi değerlemesinin haricinde en az %3,5 kazandıracak bir formülle vatandaşın karşısına çıktı hükümet. Altınızı illa bankalara falan getirmenize gerek yok. Anlaşmalı kuyumcular var, onlara da getirebilirsiniz. Gram olarak hesabınıza girecek anlaşmalı kuyumcular üzerinden. Ve belirli süre içerisinde sizin altın normal şartlar altında kendi dünyada değer kazanırken üstüne biz de bir değerleme yapacağız diyor. Yeni Şafak'ta en az %3,5 kazandıracağını ifade ediyor. 1 Mart'ta da mesele başlıyor. Altın tasarruf sisteminin ayrıntıları netleşmiş vaziyette. 3 ay vadede en az %3,5 ek kazanç sağlayacak. Vatandaş zinet, işlenmiş ve hurda altınlarını kuyumcu ağları üzerinden banka hesaplarına aktarabilecek. Uygulamanın da 1 Mart'ta başlayacağını ifade edelim. Bunun bir muhalefet tarafından lazım. Muhalefet tarafından nasıl anlaşıldığını söyleyeceğim aslında. Yani bunu elbette bütün propagandalarda duyuruyorlar, ediyorlar. Anlamamışlar mı? Vallahi Meral Hanım farklı anlamış ve algılamış anladığım kadarıyla. Şunu nasıl söylüyor Sözcü gazetesinde. Bunun anti propagandası. Vatandaşa hükümetin kazık attığını ifade ediyor. Ben bu yargıya, ya, bu kanıya nereden Allah vardı çok ya. Anlamadım, bilmiyorum. Ama o altılı toplantıdan sonra mı oldu? Orada bir etkisi var bilmiyorum. Pis bir siyasettir bu. Utanmadan ya. utanmadan çıkıp
kadınların yastık altındaki altınlarına göz dikiyorsunuz demiş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Sert bir dille eleştirmiş. Şimdi Sözcü Gazetesi'ne şunu soruyorum. Bunu şu manşeti, yani bu aynı zamanda tabii olumladığı için büyük puntolarla yarım sayfa girmiş. Hem Sayın Akşener'e hem Sözcü Gazetesi'ne şunu soruyorum o zaman. Ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz. Çünkü tüm dünyada bu anlamda büyük bir sıkıntı var. Ekonomi anlamında herkes gemisini yüzdürmeye çalışıyor. Türkiye'de bundan ağrı değil. Türkiye'de aynı şeyi yapıyor. Tabii. Şimdi utanmadan çıkıp kadınların yastık altındaki altınlarına göz dikiyorsunuz cümlesini mesela Atatürk'e söyleyebilir miydi Meral Akşener? İstiklal Savaşı'nda söylemesi lazım. Tabii, oraya da yola çıkıyor. Çünkü söylemesi lazım. Şimdi, bu aynı kıyas değil falan söyleyebilirler. Yok, hayır yok, efendim. Söylemesi lazım. Dümdüz aynı kıyası yapabilirsiniz tabii bu sırada. Çünkü o dönemde de ülke bir felaketin eşiğinden kurtulmaya çalışılırken hatırlıyoruz bak kollarındaki bilezikleri çıkarttılar ve bila bedel verdi. Bu ülkenin Kadir Şinas halkı. Ya, verdi. O zaman mesela şöyle denebilir miydi? Meral Hanım'a bunu hatırlatarak soruyorum. Ey Atatürk, utanmadan çıkıp kadınların yastık altındaki ya da kollarındaki bileziklerine göz dikiyorsun falan. Denir miydi? Denmezdi. Denmesi de çok ayıp. Bugün de aynı şey. Şimdi çok normal çok şartlar çok altında hani Sayın Cumhurbaşkanı bir şey. Felaket anında biz devlet olarak zaten her şeyi yapıyoruz. Ama Kadir Şinaslık, yardımseverlik duygularınızı harekete geçirmek için bakın devlet IBAN hesapları açtı. 1 lira, 3 lira, 5 lira, 10 lira, 1000 lira, 11 lira. Bunlara siz de bir katkıda bulunun. Çorbada tuzunuz olsun. Sözünü söylediğinde vay efendim vatandaştan para istiyorlar diyorsunuz. Çok ayıp bir şey. Burada da benzer şeyleri yapıyorsunuz. Vatandaşın kolundaki altını bileziği sıyırmıyor devlet. Bakın çok zor. Yani Güney Kore gibi yapmıyor 80'lerde. Tamam mı? 90'larda. Verdi falan. Güney Kore'nin geldiğini oldu. Burada diyor ki yastık altında duran ve ekonomiye kazandırmadığın bu altınları sen devlet olarak bana güven. Bana ver, devletine güven. Ben bunları referans göstererek yatırımlar şunlar bunlar falan yapacağım ve dolayısıyla ekonomiye kazandırarak çarkı sürdüreceğim. Meral Hanım'ın da Sözcü Gazetesi'nin de onlara inananların da daha iyi anlayabileceği şekilde söyleyeyim. Elinde bir tane bisturi var, ameliyat bıçağı. Varsa ki var, tutmuşsun. Yarın öbür gün kıymetlenecek diye bekletiyorsun. Hemen yanı başında da bir cerrah ameliyat yapacak bistürisi yok ya da körleşmiş ucu. Senden rica ediyor ya ver ben bunu kullanayım ondan sonra değeri neyse de vereceğim. Bende kalsın bu. Ola ki başına kaza gelir şu olur banka hesapları çünkü teminat altında. Bir şey olsa bile ben bu sonra aynısını vereceğim. Hatta yazık bir abi. Tane yerine iki tane vereceğim. Atıyorum. Bunu söylüyor sen diyorsun ki birisi çıkıyor diyor ki hayır hayır sakın verme o bıçağı. Senin elinden bıçağını almaya çalışıyor. Abi ameliyat masasındayız ya. Şu anda dünya bu durumda. Ve sen bu ekonomiyi düzeltmek adına hamleler yapıyorsun. Bir muhalefet partisinin genel başkanı seni bu anlamda destekleyecek. Yani hep dün de söyledim bayağı şey olmuş. %3,5 niye kardeşim? Vatandaşı şey yap %5 ver. %7 ver. Niye daha az veriyorsun diye muhalefet yapmak yerine milletin yastık altındaki altınlarına göz diktiniz cümlesiyle. Evet, şöyle söyleyeyim Murat. Yani çok ayıp ya. Bu aslında tabii ayıbın ötesinde bir şey söyleyeyim ben. Bu aslında siyaset yapmak değil. Bak ben burada hatta bugün manşetlere bakarken aklımdan da geçirdim. Yazmak istiyorum. Benim yazı karakterime uygun değil. Çünkü çok uzun açıklamak lazım. Ama net olarak 3-5 cümleyle şöyle anlatayım. Bu artık bir siyaset yapma tarzının ötesinde bir şey. Yani bir siyaset türü değil. Tarzı değil. Şu siyaset tarzı olabilir. En basit. Dünyanın en basit siyaset tarzı. Ne diyorsun? İşte bu çay enflasyon da olsa olmasa da pahalanmış. Su, devlet niye bunu bana vermiyor? Çok böyle şey yüzeysel basit üzerinden yaparsın. Basittir bunlar ama. İşte memur maaş niye asgari ücret iki kat çıkmadı? %40 verdiniz %50 yetmez. Bu da bir siyaset sayılabilir. Bu başka bir şey. Ama ben şunu söylüyorum. Bu şu ifade var ya. Bu ülkedeki hangi sorunu ortaya tekrar çıkartıyor biliyor musun? Maalesef en tehlikeli, en kötü. Yani toplumun belki de dibine koyulan en tehlikeli dinamittir. Dinamit lokumudur bu ifade. O da şu, ahlaki çözülmenin de bu toplumda, işte bu görüyoruz kadın cinayetleri, ahlaki çözülmenin de neticesidir bu. Ne demek istiyorum? Bencil bir toplum,
ve ahlaki çözümleri yaşandığı bir toplum haline getirmeye çalışan bir siyasetçi ancak bunu söyler. Utanmadan söyler hem de. Yani ülke geleceğini düşünüyorsun. Ahlaki çözümü başka bir şey. Bak siyaset başka bir şey. Sen eğer diyorsan ki örneğini verdin, hadi geç dedik. Geçilecek örnek değil onlar. Ben vatanımla, toprağımla, bayrağımla, milletimle gurur duyan ve bu milletin de kıyamete kadar bu topraklarda yaşaması isteyen bir vatandaşım. Sen farklı düşünüyor olabilirsin, o farklı. Ama şöyle bir ortak paydamız var bütün bu alanlar içerisinde. Senin söylediğin şey şu. Oğlum bencil ol. Devletin malı deniz, yemeyen domuz. Güzeli bakmak sevaptır. Bencil, ahlaksız bir toplum. Ya şimdi söylediğin şeyi bak, Müslüman Türk toplumu değil. Bu olan şeyleri Almanya'ya giden, Almanya'da yaşayan herkes bilir. Ve örneği çok sık veririm ve hayranlıkla izlerim. Bunu da şey demek değildir bu. Ona mı işte efendim, Batı'ya mı hayran? Batı'ya hayranlık değil. Bir toplumun vermiş olduğu çok mühim bir insanlık dersidir. Almanların 7 marklık kazancının her gün 2. Dünya Savaşı'ndan sonra taş üstüne taş kalmamış olan Almanya'nın tekrar kalkınması için işçilerin kendi cebinden verdiği paradır o 2 mark. İşçinin terine mi göz diktin dememiş Alman. Yazıklar olsun sana. Sözde, güya, hesapta milliyetçisin. Oturup da oraya geliyorsun da o Bahçeli'nin dediği gibi altta HDP, PKK duruyor. Sözde milliyetçiler. Şu söylenen şey o yüzden çok tehlikeli. Doğru. Yani siyaset ötesi bir şey. Kore'de de yanlış anlaşılmasın. Kore IMF olan borcunu, hani o büyük markalar var ya söyleyemiyoruz. Kore dünya markaları çıkarttı ardından biliyorsun. IMF olan borcunu kapatırken bir kampanya başlatıyor. Bak Güney Kore. Bir kısmı Budist, bir kısmı ateist, bir kısmı bilmem neist, bir kısmı Şintoist. Oradaki insanlar bir Kore halkının geleceğinin ve kendi güvencileri için millete devletine vermiş olduğu birer altın var ve ödenmesi gereken IMF borcunu kapatan bir Kore halkı var. Ya, şimdi milli ekonomik seferber diyorsun. Hesapta güya sanki muhalefet yapacaksınız. Ya bu sizin kör olmuş gözleriniz. Bir de utanmadan de bunları söylüyorsunuz. Bana sakın kızmayın, utanma falan lafı koyuyoruz diye. Alayınız zaten küfrediyorsunuz. Burada söyleyemiyorum. Senin meclis konuşmanı ben burada konuşamıyorum. Senin yüzünden. Konuşuyorsun, altını kapatıyoruz senin konuşmanı. Oturup bu bir ahlaki çözümü Murat. Sen vermeyeceksin. Ben vermeyeceğim. Ben ha doğa çıkmış pat para kazanayım. Cebine attığını zannediyorsun. Halbuki devlette öyle batırıyorsunuz ki. Senin çocuğun o parası ödeyecek. Doğru. Senin torunun. Meral Akşener'in dün grup toplantısındaki meseleyi yaklaşımını da tam olarak söyleyeyim. Bu Sözcü'nün manşetinin altlığını da söyleyeyim. Orada da bir manipülasyon, bir yalan söz konusu. Devletin tüm kaynaklarını tükettiniz. Merkez Bankası'nın tüm rezervlerini erittiniz. Hala milletimizin kenarındaki birikimine, takılarına göz dikiyorsunuz diye. Çok yazık. Ya seviyeyi çok aşağı indiren bir muhalefet tarzıyla yaklaşmış mesele. Seviyeyi de koyacak olan da Sözcü işte. Tüm kaynaklarını erittiniz dediği noktada dün daha 15 milyar dolarlık bir kaynak açıklaması yaptı. Bu elektrik şirketlerinin mesela ben şeyleri görüyorum. CHP'nin sözcüsü olup da kendisine bilmem ne araştırma şirketi müdürü diyen tipler var. Şimdi televizyon geziyorlar. Bildiğin söz yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi. Ve belirli dönemlerde yöneticiliğini yapmış isimler bunlar. Şimdi bilmem ne araştırma şirketi sahibi, müdürü, yöneticisi, analizcisi falan diye çıkıp... Etki ajanlığı olarak geziyor orada. Aynen öyle. Etki ajanlığı yaptı. Aynen öyle. Yani çıkıyorlar bilgi diyorlar vermiyor. Ki işte bütün özelleştirmelerle şunu peşkeş çektiniz. Ondan sonra milleti de bu şirketler şey yapıyor. Başkanlık sistemi domatesli, bu hale getirdi. Domatesli. Ya, burada elektrik dağıtımıyla ilgili devletin yapması gereken hizmeti bu aracı firmalar savunduğundan söylemiyorum. Yani kar oranlarını falan da bunların hepsi açık kaynaklardan elde edilecek bilgiler. Yani adamlar devletten elektrik alıp millete elektrik satmıyorlar. Adamlar devletin satmış olduğu elektriğin vatandaşa ulaşması sırasındaki nasıl söyleyeyim sana ara hizmeti gerçekleştiriyorlar. Yani daha önce TEDAŞ'ın atıyorum 30 bin tane elemanı vardı. Fatura okuma, telleri tamir etme, şu bu falan filan meselesi. Bakım, onarım işleri. Bakım, onarım falan. Devlet enerjideki çekti. Ben de elektriği sağlayacağım. Sen aradaki işleri ver. Bundan dolayı da sana şu kadarlık komisyon vereceğim. Şu kadarlık dedi de %2 nokta küsür. Bunlar açık kaynaklar. Şey değil yani. Bunların hepsi biliniyor. Çünkü elektriği veren devlet zaten. Vatandaşa kaça verildiği de biliniyor. Sübvans oranı da belli. Tabii. Gibi gibi bir sürü şeyleri var. Ama ısrarla sanki vatandaşın karşısındaki bir iktidarmış gibi konuşuyorlar. Yazık. Yani muhalefet buradan yürüttüğünüz zaman dediğim gibi bana yutturamazsınız.
Şimdi anket vereceğim. AK Parti seçmenine bunları zaten yutturamıyorsunuz. AK Parti seçmeninin haricinde kendisini AK Parti seçmeni gibi görmeyen ama ülkesinin ileri bir noktaya gitmesi hususunda bu ülkenin faydasına çalışan insanları da kandıramıyorsunuz. Doğru. Bak dün İSKİ bangır bangır bağırıyor ya Kemal Kılıçdaroğlu'na. Aman ha faturaları ödesinler lütfen. Ödememezlik etmeyin. Siz Kemal Bey inanmayın. Siz ödememezlik etmeyin diyordu ya. Dün İSKİ iki gün önce genel kurul kararı almıştı. Genel kurulda %90'la %90'la %175 arası zam istedi. Dün. İSKİ'cim. İstedi. Şimdi Murat Ongun'un bir tweet'i var. Türkiye'de her şey güllük gülistanlık şudur budur falan filan. İSKİ'ye zam istedik o kadar güllük gülistanlık ki. Bizim ne diyor? Bir dakika, oradan, İstanbullular yarın güne zenginleşerek başlayacak demiş Murat Ongun. İsviçre paşası biliyorsunuz. Kayak paşası. Kendisi zenginleşmiş. Tabii. Kendinden biliyor herhalde. İstanbullular yarın güne zenginleşerek başlayacak. Seninle ilgili değil bu. Sen dediğim gibi kayak paşası, İsviçre'de kayaklar falan yaptığın için sen zaten seni ilgilendiren bir durum yok. Çünkü elektriğe %288, mazota %135, doğalgaza %102 zam yapılırken AK Parti İstanbul'da İSKİ'ye %0 artış önerdi diyor. İnsanda şu kadarcık utanma duygusu olur. Siz %90'la %175 arası zam istediniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde bulunan AK Parti ve MHP. Grubu dedi ki çok fahiş yapmayın böyle. Siz %45, %55 bandında zam yapın, biz de destekleyelim. Çünkü en nihayetinde bunlar buradan propaganda yürütüyorlar. Bizi engelliyorlar, şu oluyor, batıracaklar, edecekler falan diye. Aman engellemeyelim ama bunu da yapmayın dedi yani. Tevfik Göksu ya açıkladı. Bunların hepsi bilinen şeyler. Zam yapacaksan gene yap. AK Parti İstanbul'da İSKİ'ye %0 artış önerdi diye utanmadan yalan söylüyor. %45-55 bandı yapın, destekleyelim dediler. Daha önce her şeyi desteklediler. Fatih Altaylı da soruyordu ama gazeteler böyle yazıyor. Aha, gazetelerin yazdığı bu işte. Murat Ongun. Oo hocam. Kayak paşası. Formdasın. Sen şimdi Fatih Altaylı, Murat Ongun'dan bunu alırsan bütün gazetelerin böyle olduğunu zannedersin. %0 diyor ya utanmadan. Ve %175'i reddettiği için de vay efendim İSKİ'ye. Abi tamam çok güzel. Yine Tevfik Göksu'dan söyleyerek, alıntılayarak söyleyeyim. İGDAŞ'tan %28 kar ediyorsun. O karı İSKİ'ye aktar. Nihayetinde belediye şirketi. Oradan kullan. %55 AK Parti'nin zam oranını da kabul et. %100'e yaklaşıyorsun işte. Hocam bayağı şöyle söyleyeyim. Biz bundan eminiz değil mi? Niye? Biliyorsun ben hani o balıkçı konusunda da hemen cross check yapıyorum. Cross check ne demek? Biliyorsun çok iyi. Cross check kralı kontrol ederim değil. cross oğlu değil. Evet, bitti mi süre? Tamam. İyi kontrol. Bir süre mi bitti? Evet. Abi sen öyle bir yerde bırakıyorsun. Ama 50 ne yapayım yani? Tam söyleyeceğim. Öyle bir yerde bırakıyorsun. Söyle hadi tamam. Rejim bir 30 saniye daha ver. Onu sen 1,5 diye kabul et. Şöyle söyleyeceğim. Eminiz bundan. Değil mi? Çok hangisinden? Eminim. Yani sıfır şey yüzde şu kadar zam yapın bari dediği. İşte ekranda. Hayır. O sıfır diyor da. Gerçi... İşte ekranda ya. Tevfik Göksu. Tamam bu. %90'la %175 istediler. Ben Tevfik Göksu yalancısıyım diyorsun. %43 ile %55 tamam. Arasında kalması gerektiğini söyledik diyor. Tamam. Valla Tevfik Göksu'nun bu zamana kadar ben bir yalanını yakalamadım. Tamam. Yani. Bak, şimdi bak biz bir şey demiyoruz. Görmedim. Ta saralım 3 sene geriye. Sesi de var ayrıca. Hocam o zaman ben yorumum çünkü vaktimiz de kalmadı. Görüyorsunuz o şelale gibi. Şimdi bu şey Twitter şelalesi. Şimdi burada söylüyor. O da sıfır dedi. Ya yarın cuma günü. Çıkıp sormak lazım. Arkadaş sen sıfır dedin. Niye dedin? Yani bir tek soru o. Yani kayarken iyiydi. Şimdi, kayarken iyiydi. Diyorsun ki sıfır. Şimdi ayıptır ne ya. Olacak? Ayıptır tabii. Sana kim dedi 100 bin lira 200 lira orada kay yok diye. O aradaki ayıp. Ya, o ayıp da burada sıfır demesi ayıp. Hocam falan dükkanda kay. Ya da sana balık yeme demiyoruz. Bak güzel bir lüfer ye. Ama kalkan ciğeri ne ya? 48 bin lira. Ya bir de ya olsun, karda kışta yeme. Bir de karda yeme. Göreceğiz de balık İstanbul'da, yok diyeceğiz. İstanbul'da fakat buna ne diyeceksin? Bak, hadi biz bilmiyoruz. Hadi ben anlamıyorum. Hadi ben cır 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 konuşuyorum. Ya bir bırakın da şu rakamlar konuşsun. Şunu söyleyen İstanbul zengin uyandı. Bak zengin lafını kullanma Murat Ongun. İnsanda utanma, haya, arlanma, çekinme böyle bir, yok öyle bir hareket abi. Çok sarkmışız Hikmet hadi. Çok mu sarkmışız? Evet. Hadi ya, peki tamam. Abdülkadir Selvi'nin bugün Hürriyet gazetesinde yazısı vardı. Anketten siyasetiyle ekonomi çıktı diyor. %75 milletin birinci gündemi ekonomi oldu. Bu ara bu araştırma şirketi adı altında mantar gibi türeyen şirketlere prim vermeyin.
ben vermiyorum uzunca bir süredir. Çünkü bir gün söylediklerini öbür gün tutmuyor. Bu hususta isim de vererek söylüyorum. Yani olumlusunun ismini vereyim en azından. Optimar'dan Hilmi Daşdemir'in anketlerine bir gazeteci olarak, bir bu ülkenin evladı olarak ben güveniyorum. Çünkü bu hususlarda hem bizzatihi kendi havuzunu kullanıyor. Birebir kendisi şey yapıyor, öyle oluşturulmuş şeyler değil. İkincisi artı ya da eksi. Hiç öyle manipülasyona falan girecek işler yapmıyor. AK Parti'nin oranını bugün seçim olsa %36,5 oranında açıklamış. Diğerlerinin oranları da var. Biliyorsunuz bir önceki seçimde de en doğruyu bilen araştırma şirketlerinden bir tanesiydi. Abdülkadir Selvi onun üzerinden bir yorum yapmış. Vakit kalmadığı için okuyamıyorum. Ama bu mantar gibi türeyen ve propaganda amaçlı anket sonucu yayınlayan şirketler gibi değil. Onların sonuçları bir kere daha boşa çıkarttı. Onlar yüzünden de gerçek olan yani millet öyle zannedi. Arada kaynayıp biniyor. İnanmayın. Kimi daha işte çok güzel söyledin. Nalına da vurur. Tartışırız, kavgayı mıhına da vurur. Şey yok abi. Hiç de acımaz. Adam dümdüz söyler, yazar. Yapıyor. Dediğin gibi hep doğru bulmuş. Aynen öyle. Günün manşetini bitirdik. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte. Anket konusu ben konuşabilmişim orada. Işte. Değerlendirdik. Neyse, yarın saat 10'da karşınıza olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere.